Ve servise hazır. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda yumuşama yapmayan çıtır bir tulumba tatlısı nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tulumba tatlısının hamuruna geçmeden önce şerbetini hazırlamamız lazım ki şerbeti soğusun. Çünkü tulumba tatlısının şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Tulumba tatlısının şerbeti için kullanacak olduğu malzemeler 500 gram su, 1 kilogram toz şeker, küçük bir dilim limon. Limonu tencereme sıkıyorum. Kabuğuyla beraber içerisine atıyorum. Şekerimi döktüm. Şekerden sonra suyu da üstüne ilave ettim. Şimdi şerbetimi ocağın üstüne alıyorum. Şekeri kapağı kapalı bir şekilde 5 dakika kaynattım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Tulumba tatlısının hamuru için kullanacak olduğum malzemeler 375 gram su, 250 gram baklavalık un, 1 tatlı kaşığı margarin veya tereyağı, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 adet limon tuzu, şöyle şu kadar bir limon tuzu. Eğer limon tuzunuz yoksa bunun yerine 1 tatlı kaşığı nişasta kullanabilirsiniz ve 4 adet yumurta. Yumurtaları en son haşladıktan sonra soğumaya yakın kullanacağım, ayırıyorum. Yağı da haşlarken kullanacağım, baştan kullanmayacağım, bunu da ayırıyorum. Tenceremin içerisine suyu, toz şekeri ve limon tuzunu koyup tenceremi ocağın üstüne alıyorum. Ocağın üstüne almış olduğum su fokurlayarak kaynamaya başladığı zaman unu ilave edip pişirmeye başlıyorum. Biraz hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu arada yüksek ateşte kaynatıp kısık ateşe alıp o şekilde pişirmek gerekiyor. Şimdi içerisine margarin yağını ilave ettim. Hamuru toparlamaması için, kenarlarına yapışmaması için hamurun. Hamur daha rahat toparlanıyor bu şekilde. Hamur bu şekilde ortaya toparlandığı zaman pişmesi yeter demektir. Ortalama 1-1,5 dakika sürüyor bu işlem. Tulumba hamurumu ılıması için tezgahın üstüne sereceğim. Tabii erken ılısın diye tezgah alıyorum bunu. Hamurum bir 5-6 dakika böyle bekledi. Ilıdı, tam soğumadı. Şimdi yumurtaları teker teker kırıp hamura yedireceğim, yoğuracağım. Hamurum yumurtayı yiyip homojen hale gelince ikinci yumurtayı kırıyorum. Kesinlikle hamur homojen hale gelmeden yumurtanın devamını kırmayın. Yedirdikçe hamur homojenize oldukça yumurtalarınızı yedirmeye devam edin. Hamur iyice homojen hale gelinceye kadar yoğurdum. 4 yumurtamı da hamura ilave ettim. Hamur elime ve tezgaha yapışmaması için hamuru yağlayacağım. Ellerimi de şöyle fısfısla aç çekerle yağlıyorum. Hamurumu şöyle bir rulo haline getirdim. Şimdi dökecek olduğum makinenin içerisine koyacağım, aparatın içerisine. Tulumbayı bu görmüş olduğunuz tulumba dökme aparatıyla dökeceğim. Şöyle göstereyim. Bunun içerisini yağladım az. Ağzı bu şekilde. Tulumbayı dökerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda etrafa çok yağ sıçrar. Bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Böyle basıp kesip böyle yağın içerisine atıyorum. Ortalığa yağ sıçraması için, ev ortamında yaptığım için böyle kese kese atacağım yağın içerisine. Tulumbayı
Tulumba tatlılarım hafif pembemsi renk aldığı zaman, yani sertleştiği zaman böyle kevgirle döndürüyorum her tarafı pişsin diye. Tulumba tatlılarım orta ateşte kızarıncaya kadar pişirdim. Ateşi kapattım. Ocağın altını kapattım. 2 dakikada bu şekilde çıtırlaşması için beklettim. Şimdi güzelce yağını süzdürüp önceden soğutmuş olduğum şerbetin içerisine atıyorum. Tulumbalarımı şerbete attıktan sonra böyle ara ara alt üst döndürerek toplamda bir 5 dakika şerbetlenmesini bekliyorum. Ardından süzüp tabağa çıkartıyorum. Ve servise hazır. Tulumba tatlılarım hazır. Bir tane tadım yapacağım. Hem tadını hem kıtırlığını, yani dokusunu gördüğünüz gibi gayet çıtır bir tatlı oldu. Müsaadenizle tadımını yapayım. Bir bakayım. Gayet çıtır ve lezzetli olmuş. Ben kamera ve çekimlerle uğraşırken biraz fazla kızardı benim tatlılarım. Siz bu kadar fazla kızartmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.